astımlı hastalar Türk Hava Gazetesi'nin çıkmasıyla birlikte bana yapılmasında sakınca var mı diye sormaya başladı. Merak etmeyin, Türk Hava aşısını yaptırabilirsiniz. Türk Hava aşısı inaktif bir aşıdır. Yani Sinovac aşısının benzeri gibi düşünebilirsiniz. Eğer Türk Hava aşısının içeriğindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz yoksa Türk Hava aşısını yaptırabilirsiniz. Sadece aşı yapıldıktan sonra 30 dakika aşı yapılan hastanede beklemenizde fayda var. Çünkü yeni yapılan bir aşı veya herhangi bir aşı yapıldıktan sonra zaten 30 dakika beklenmesi faydalıdır. Çünkü daha önce gelişmemiş bir reaksiyon ilk defa bu aşı yapılmasıyla birlikte gelişebilir. Onun için 30 dakika beklemenizde fayda var. Aşıdan sonra tansiyonunuzda düşme, bayılma, kendinizi kötü hissetme, vücudunuzda kaşıntı, kızarıklık gelişiyorsa o zaman sağlık personelinden yardım istemenizde fayda var. Ama unutmayın, astım hastalığı olanlar Türk Hava aşısı yaptırabilir. Alerji riski potansiyeli yüksek değildir. Aynı Sinovac aşısına benzerdir. Sinovac aşısı nasıl astım hastalar yaptırabiliyorsa Türk Hava aşısı da yaptırabilir. Çünkü mRNA aşıları gibi içinde polietilen glikol maddesi de zaten yoktur.